Okey, en son ne oldu? Torch, Flame on dedi, fırladı camdan. Peter Parker'a yardım etmeye gidiyor. Peter Parker olduğunu bilmiyor tabii Diaz. Bütün dünya Spider-Man'e ve Peter Parker'a karşı gibi görünürken bir karakter, kesinlikle beklemediğimiz bir karakter, en azından ben beklemiyordum, Spider-Man'e yardım etmeye çıkıyor falan. İçim bıcır bıcırdı. Artık nasıl derler bilemiyorum. Okey. 15 dedik. What do you think that impeaches kid brother of mine is up to now? It's hard to say to you. I guess he's going to try to find a reason for Spider-Man's strange behavior. Teenagers, who can figure him out? Bu da Ting'den nefret ediyordum. Bu söylem hoşuma gitti. Minutes later, a blazing message appears in the sky above the city. Spider-Man, meet me at our last meeting place. Böyle şey de yapıyor, ince de veriyor. Editor's note. The meeting place referred to by the torch was shown in Strange Tales and Newell to 1963 derken. How about Annual? Motherfucking hell diyoruz. Strange Tales değil de Spider-Man olan Annual. The meeting place referred to by the torch was shown in Strange Tales and Newell falan demiş. O bulamaması lazım da Spider-Man'in mantıken, çünkü en son Spider-Man'in en Newell'ında buluştunuz siz. Ama neyse. Görmezlikten geliyoruz çünkü aile. A message from the human torch, but I can't go. I don't dare leave Aunt May alone again. Later, atop the Statue of Liberty. Jesus Christ. Allah, niye böyle bir tepki verdin? Aklıma şey geldi. Hani bu Annual'ın son kısmında Stan'le işte Steve nasıl Spider-Man'i yapıyorlar falan gibisinden bir yer vardı. Orada Steve özgürlük heykeliyle Spider-Man'i çizmeye çalışıyordu falan. Acaba diyorum spoiler mı veriyorlardı bu sayıya? Ama şöyle bir düşününce Strange Tales Annual'da zaten özgürlük heykelinin orada buluştulardı falan. Onun için spoiler değil. Zorunlu olarak okey diyoruz. İşte Leo Aunt May olana gelen bir şeyler ettiydi. Later atop the Statue of Liberty. This is the spot. Spidey is sure to see my flaming message sooner or later. All through the night, the human torch keeps his lonely vigil until dawn begins to break. If he didn't come by now, he's just not coming. But why? Even if he didn't see my message, he must have heard about it. It was sure to be mentioned in the papers or on radio and TV. Why didn't he come? Has something really changed him falan? Bak bak bak. Öyle change man yok. Öyle change man yok. Başına kötü şeyler geldi diyoruz. And it's cool. Spidey's most die-hard fan is having a tough time of it. Flash, I can't believe it. Even you can't still be a fan of Spider-Man. You're darn right, I still am. I say he's got a reason for the way he's acting. He'll surprise you all pretty soon. I never have believed it. He's still a Spidey booster. Aşırı hoşuma gidiyor. Böyle Peter'ın bile anlamaya başlayabileceği kadar Flash'in hala Spider-Man feni dedim. Öyle bir şey yok. Fanı. Fanı olması fucking good. Fucking good. Okay. Just you wait, all of you. You'll be whistling a different tune when the old web spinner proves what a great guy he is. Pete, you're the smartest boy in school. Do you believe Flash might be right? You can never tell this. He might be. Katie asked. Niye böyle bir cevap verdin? I have no idea. Okay, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Later that night, Liz, what brings you here? What's wrong? Oh Pete, I'm so worried. Is that foolish Flash? I'm afraid he'll be hurt. Okay. In order to prove Spider-Man is still a hero, he plans to dress in a Spider-Man costume and walk through the streets. Andrew Garfield ikinci filminin sonu diyoruz. Motherfucking hell. Motherfucking hell oğlum. Böyle işte, tamam mı? Böyle. Böyle, okay. Okay.
In order to prove Spider-Man is still a hero, he plans to dress in a Spider-Man costume and walk through the streets. He feels Spider-Man will rescue him if he gets into trouble. That not. Spider-Man has enemies all over the place. Okay, Diaz. It's my fault. I kept teasing him about Spider-Man. I never thought he'd do anything so foolhardy. Maybe I can find him and talk him out of it. But I can't leave my aunt alone. Will you stay with her, Liz? Of course, PT. Okay, Diaz. And so I hope my spider sense can detect that well-meaning knucklehead before one of my arc foes sees him and thinks he's me. Okay, Diaz. Yani bir sürü dengesiz düşman olduğu için ciddi bir tehlike ortada var Diaz. Oğlum bu sayı beni var ya. Bu sayı böyle ruhumu şey diyor, hapazlıyor resmen şu an. Okay, Diaz. Meantime, so they all think Spidey is washed up and prove he is as brave as ever. Okay, Diaz. I might even be able to prevent a crime somewhere and all Spidey will get credit for it. Wouldn't that be something? Lan düpedüz, Jesus fucking hell. Düpedüz kahraman gibi düşündürmüşler lan. Oğlum bu hiç var ya, bunu hiç beklemiyordum. Bu bir sürü şey değiştiriyor şu an. Bayağı bir şey değiştiriyor. Jesus fucking hell. Okay. Burada bir durmam şart. Yani bunu hiç beklemiyordum. Aşırı harika bir detay ve bunu hiç beklemediğim için utanmadım da. Çünkü böyle bir şekilde haksız çıkmak hoşuma gitti. Evet. Tam olarak burada olan bu sanırım. Öyle. Okay, Diaz. Tamam, aşırı iyi demeyeceğim ama öyle. Yani o kadar öyle. Tamam. And sure enough, a short time later, hey, look, a Spider-Man. What? How did he find us? Carties, they think I am the real Spidey. This is my big chance. Okay, turn around and march to the police station if you don't want me to drag you there. If I can pull off this bluff, it'll be the greatest stunt of my life. What will we do, Rocky? The cops will throw the book at us. We're 3-1. What can we lose? Let's rush him. Jesus Diaz, Jesus 17 Diaz. Oğlum çok kötü. Çok kötü lan. I didn't expect this. Now I am in for it. But so what? They have no superpowers. Maybe I can still outfight them. Hey, what gives? He hit me and I'm still conscious. Okay, Diaz. Look at this. One ordinary punch knocked the wind out of him. No wonder Spider-Man's been turning chicken lately. He must have lost all his power somehow. What a break for us. We'll be famous as the guys who beat Spider-Man. Hey, stop. No fear. One at a time, fellas. One at a time. I never thought it would be so easy. Maybe we ought to tackle Daredevil next. 3-1. Big deal. I'll bet I could lick any of you single-handed. You know something? You don't even sound like Spider-Man. I wonder if he must be the real McCoy. Nobody would be not enough to impersonate a guy like him. Okay, so fucking good. Ne kadar iyi bilmiyorum. Kul adam sayısını unuttum gibi bir şey oldu. Yani ondan daha iyi mi daha kötü mü bilmiyorum ama bayağı sağlam bir Spider-Man hikayesi okuyoruz. Okay, Diaz. And at that moment, I can sense him now, right around the corner. Having a fight, losing the poor guy. I'd better not even stop to change. Every second may count. But for once, the youthful web spinner has a stroke of good luck. Look, a street fight up ahead. 3-1. How cowardly can they be? Let's break it up. Okay, Diaz. Okay, diyoruz. 18 dedik. Well, Rocky Roberts and his two little car stealing partners. We've been looking for you boys. Say, look who they were fighting. It's Spider-Man, or is it? He looks kind of pooped out to me. Did it work? Did Spidey come and save me? What happened? Where are the three car thieves?
is Flash Thompson, a senior player on the school football team. Jesus, oradan meşhurmuş diyoruz. Okay. I don't know what you're doing in that monkey suit, son, but from now on, I'd advise you to leave crime fighting to the law. I wanted to prove that the real Spidey isn't a coward. I told he'd show up and help me. You're a brave kid, Flash, but you're way out of your league. Come on, we'll drive you home. That was a close one. I just realized what a chance I took. If anyone had seen me running up that wall as Peter Parker, my secret would have been out. Acadias. The next day at school, I'd better have a talk with Flash. Maybe I can convince him how dangerous it is to impersonate Spider-Man. Say, Flash, got a few minutes? Oh, it's you, huh? Well, go ahead, Penny Parker. Gloat. Tell me I made a fool of myself. Tell me you think Spider-Man is a big zero too. You would. Hey, cool off. That's not what I wanted to say. Boy, what a beautiful shiner. Derken aşırı iyi gidiyor. Tamam da şuraya bakıp geliyorum. Okay diyoruz. Ama aşırı meraklıyım. 19 diyoruz. Stay out of my way, Parker. I don't need any sympathy from anybody like you. I almost beat those three crooks single-handed. And maybe I would have if the police hadn't shown up. That's not the way I heard it, champ. But that guy, he won't let me be nice to him even if I try. Better stay away from Flash for a while, PT. He's sensitive about what happened. He's even mad at me because I told you about it. Don't worry about me, Liz. Staying away from Flash is the easiest thing I can do. I've had a lot of practice. Okay, Diaz. Things are getting worse. Aunt May will need more medicine by tomorrow. And I'm still broke. Nobody but Flash has any use for Spider-Man and Spider-Man anymore. Nobody but Flash has any use for Spider-Man anymore. And to top it off, Betty Brant won't give me a tumble. Where do I go from here? Are you the wise guy who said that even Penny Parker could lick Spider-Man? Well, are you? No, Flash, I never said it. Honest falan. Bu birazcık çatlak olmuş. Neyse diyoruz. What the fuck? Betty ile birini mi görüyor? Poor Flash, he hasn't been right about anything in years. How I'd like to tell him that, hey, there's Betty with another boy. Look how she is holding his arm and how happy they seem. Oh yes, I just couldn't stop laughing. Did you like the movie Betty falan? Peter'a da benziyor. Hatta Peter'ın aynısı da. Neyse diyoruz. Okay, Betty kendi yoluna geçiyor. Ya Liz diyoruz ya da Mary Jane diyoruz. It's still early. Değil. Evet. How about a soda before I take you home? That's the best offer I've had in weeks, kind sir. Face it, boy. You lost her. How did this all happen? Everything seems to be tumbling down around my ears. All my problems, all my tough breaks are due to being Spider-Man. If I were just an ordinary Joe, Betty would still be my girl and all the other worries I got would just melt away. Okay, diyoruz. Bu sayı böyle bitiyor mu oğlum? Spider-Man'i bırakıyor sanırım. Okay. Finally, the unhappy youth reaches home. You're looking better, Aunt May. How do you feel? I feel better, dear. I think I must be getting stronger. My mind's made up. When Aunt May recovers, I'll be the kind of guy she wants me to be. I forget about this Spider-Man jazz. I concentrate on my schoolwork, get a good job, perhaps in a lab somewhere, and settle down like everyone else. I should have done this long ago, but I was too conceited. I enjoyed being Spider-Man. It made me feel like something special. What a laugh that turned out to be. Goodbye, Spidey. I have a hunch nobody is gonna miss you.
Bunlar neydi onu anlamadım. Bunlar kıyafet gibi. Ha. Tobey Maguire diyoruz. Tobey Maguire aynı poşete koydu da attı oğlum. Aynı poşette getirdiydi çöpçü J. Jonah Jameson'a. Oğlum resmen Andrew Garfield'ın ikinci filminin sonundaki kısımda Tobey Maguire'ın ikinci filmde Spider-Man'i bıraktığı yer aynı hikayeden çıkmaymış lan. Jesus fucking hell. Şu 3-4 kare var ya. Şey oldum lan. Böyle içim acıyor ya. İçim acıyor şu an. Jesus fucking hell. I should have done this long ago. But I was too conceited. Buna baktım. Kendini beğenmişmiş. I enjoyed being Spider-Man. It made me feel like something special. But a lot that turned out to be. Goodbye Spidey. I've a hunch nobody's gonna miss you. The next morning, her wheelchair's empty. Aunt May, where are you falan. Okay, diyoruz. Right here, Peter. I thought I'd test my legs today, but you shouldn't. The doctor said you were to take it easy all month. Nonsense. I know when I'm feeling better. You don't want to make an invalid of me, do you? Of course not, but no buts about it. Now you listen to me, Peter Parker. Sure, Aunt May, but is it? Okay, on bitmesin ya, çok sarıyordu ya. Bitmesin, bitmesin, on çok sarıyordu. Even though I am an old woman, I am not a quitter. A person needs gumption, the will to live, to fight. You mustn't worry about me so much, Peter dear. We Parkers are tougher than people think. I heard that young lady and I couldn't agree more. You certainly sound chipper today. And I have good news for you. You won't have to take any more medicine from now on. I'm feeling much better, doctor. I feel like a spry young 60-year-old. That's wonderful. We just used up the last of it. Okay, Diaz. Then after the doctor has examined Peter's aunt again. Is she really getting better, doc? Let me have it straight. She certainly is, Peter. She's doing fine for a woman. For a woman her age. Your aunt has a lot of spirit, son. You should be very proud of her. And so... You needn't stay with me tonight, Peter. I'll be all right alone. I want to get used to looking after myself again. I'm sure glad to hear you sounding so chipper at last, Aunt May. Then returning to his room with a lighter heart than he's had in days, Peter sees another story about Spider-Man in J. Jonah Jameson's scandal sheet. Now he is calling me the biggest phony since the Cardiff Giant. Daily Bugle gestured to us. Well, maybe he is right. Maybe it took Aunt May to teach me something I should have known. Only a weakling quits when the going gets tough. Sure, I've had my share of bad breaks. Who hasn't? But I've been wasting too much time in self-pity. Well, I am done with that from now on. Geri geliyor diyoruz. Okay. Now there is nothing to stop me from being Spider-Man again. Aunt May has enough gumption for both of us. I won't have to worry about her anymore. As for J. Jonah Jameson, before I am through, he'll be eating his words about me. Repetti. Fate give me some terrific superpowers, and I realize now that it's my duty to use them without doubt, without hesitation. And it means Spider-Man is going into action again. I'll fight as I've never fought before. Nothing will stop me now. For I know at last that a man can't change his destiny. And I was born to be Spider-Man. Motherfucker, Diaz. Okay. We told you this tale would be different, didn't we? So far as we know, it's the first time in history that an adventure hero had no actual fight with any foe. But now the respite is over. Next issue will feature Spider-Man fighting as only he can. So get those webs untangled
and be with us when Spidey shows the whole wide world what he's really made of. The end for now demiş. Okay diyoruz. Hani keşke şu Spider-Man'i bıraktım muhabbeti Tobey Maguire'dik gibi olsa falan ama sanırım hiç olmayacak. Ya da olacak bilmiyorum. Yine güzeldi bayağı ama şu sonlara doğru biraz fazla hızlı oldu da bir şeyler tam zevk alamadım gibi hissettim kendimi falan. Okay diyoruz. Şuralara bir bakıp geliyorum. Okay yine de gayet güzel bir sayıydı. Bu durumda Betty gitti ya Mary Jane girecek ya da Liz gelecek. Yani sanırım bir Liz'i getirirler yine çünkü uzun zamandır Liz bekleyen insanlar vardı. Daha Mary Jane olayı hiç gerçekleşmedi falan. Bir Liz gelir bir sürü de Liz'den gideriz bence. Liz'le sevgiliyken Liz'in babasının Green Goblin olduğunu öğrenme ihtimali düşük. Çünkü ben geçenki kaydı bir kere daha dinlerken fark ettim ki şey olmuyor. Hani böyle Liz'in babası o partiyi bok püsür vereceğini yayınlıyor. Gazetelerden öğreniyor. Gerçek Green Goblin ondan sonra oraya gidiyor falan. Aynı kişi değiller. Belki Flash'in babası falan çıkar. But I'm not sure. Diyor. Flash'in babasının çıkma ihtimali yüksek bence. Çünkü hani Flash Spider-Man'i çok seviyorken babası hiç sevmiyor falan. O zıtlık çok mantıksız gelmedi nedense. Durum bu. Güzel hikayeydi ama şu olay Spider-Man'i bırakma olayının biraz suyu çıkmaya başladı gibi sanki. Ama belki de teenager olmakla bağdaştırdıkları şey buymuştur. Hani bir şekilde teenagerların kafası o kadar karışık ki hep böyle fikir değiştiriyorlar. Çok büyük büyük kararları hızlı hızlı alıyorlar falan. Bu da olabilir. Ama şunu bütün bir sayı Spider-Man'i bıraktığı ya da şöyle uzun mesela bir Annual hani şey var ya bu Tobey Maguire'ın ikinci filmi kusursuz bir annual olurdu be. Bir 70-80 sayfada hatta da fazla mı oldu? 40 olsun. Şöyle bir 40 sayfada falan güzel güzel okurduk böyle. Spider-Man'i bırakıyor. İşte suç oranları artıyor. Peter'in hayatı düzeliyor ama işte o yangın sahneleri cırt falan çok böyle ayrı olurdu. Neyse hani böyle bir 2-3 sayfa sürmesi kısa geliyor. Hani bu hoşuma gitmedi. Onun dışında diyecek bir şey yok sanırım. 23 dedik. Spider-Man, Spiders, Web, Jet, please address your letters to the Marvel Comics Group, second floor, 625 Madison Ave, New York, 122 and why demiş. Dear Sensitive'leri okumuyorum. Spider-Man'le ilgili yerleri bulup geliyorum. Okay, special announcements section. Okay, gang, face front. We've got a lot to tell you. And we want your undivided attention. How's that for an opener? First of all, we guarantee that our next Spider-Man 19 entitled Spidey Strikes Back, Empire Strikes Back falan, will have more to fizzled action packed between its covers than you ever would have thought possible. Even Steve's pencil has skinned knuckles from drawing it falan. Okay diyoruz, bayağı bir dövüş olacak diye devam bakıyorum. Spider-Man hakkında söyledikleri şey en başta demişler o zaman. Diğer sayı hakkında çok bir şey demediler. Beklentiyi yükseltmiyorlar. Ya o kadar iyi bir sayı değil ya da cidden iyi bir sayı falan. Ama üst üste biraz iki sayı iyi gitti. Bence bundan sonraki sayı o kadar da iyi değilmiştir. Aşırı derecede normalmiştir falan diyor. Mary Jane'i belki görme ihtimalimiz var. Betty gitti artık. Betty biraz ani gitti mi? Biraz ani gitti sanki. Aynen. Hani böyle bir şekilde bir konuşmaları lazımdı bence. Bilmiyorum. Hani bir Peter'ın kendi açıklaması da lazımdı. Bilmiyorum. Tam orayı işlemediler. Sanki daha güzel işlenip daha ikna edici bir şekilde bu ilişki bitmiş olabilirdi diyorum. Ama bir yandan da iyi bitti. Betty'den sıkılmadık biz okuyucu olarak. Hani o sıkılma olayı olabilecek en kötü olay zaten. Sanırım hani bir karakterden bir sıkılmış oluyoruz ama o bizim sevdiğimiz karakterin seviyesi olmaya devam ediyor olmuş oluyor falan. Hani okuyucu için hoş bir şey değil bu sanırım. Öyle hissediyorum en azından şu an. Öyle olmaması iyi oldu. Bu durumda Liz'le sevgili olabilir. Ama ben Mary Jane istiyorum. Mary Jane bir gelse artık şöyle bir uzun long term relationship'imiz bir başlasa falan.
We shall see. Bekliyoruz. Ben de kendimi aşırı Flash gibi hissediyorum. Onu fark ettim. O da Spider-Man'in fani. Ben de öyleyim. Fani değil, fanı. Evet. Şey de ilginç. Hani bir şekilde resmen böyle Flash'le kendimizi bağdaştırıyoruz aslında. Başka hiçbir karakter yok. Meyal'ı özellikle sevmiyor. Spider-Man'in Betty'nin umurunda değildi artık. Onun ne düşündüğü bizim de umurumuzda değil çok bence. J. Jonah Jameson zaten şey etmiyor. Peter zaten kendisi diyoruz. Düşmanlar beğenmiyor falan. Bir Flash Thompson. Spider-Man'ci bizi şey eden o böyle represent eden Flash Thompson diyoruz. O da enteresan bir nokta. Öyle. Durum bu. Bitti sayı. Bitti diyoruz. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.